çok yorum yapamayacağım onunla ilgili de. Yani ne yapılacağını onu da onlar daha iyi bilir. Ama şu anki görüntü hoş değil. Çok üzücü. Çok üzücü. Yani gerçekten aç bir toplumda var. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz AVM'ler full. Değişmez gibi mi geliyor? Çünkü önlerini görmüyorlar. Yani yukarıda olduğu için aşağısını pek göremiyorlar yani. Asker ücretle %60 çalışan bir toplum. Onu da 17 bin lira. İnsanlar ev kirası veriyor 8-10 bin lira. Yani çocuğu okuyor. Nasıl olacak yani, bu sistem nasıl düzelecek? Bakalım yurttaşlarımıza soralım. Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Nasıl gidiyor pazarınız? Çok güzel. Peki ülke hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bir görüşümüz yok şu an. Neden efendim? Bugün ekonomimiz kötü olduğu gözüküyor. Çok kötü. Ne olmalı? Düzeltirler. Ne olmalı sizce efendim? CHP gelmeli. Neden? CHP gelirse düzeleceğini mi düşünüyorsunuz? En azından daha iyi olabilir. Daha iyi olacağını düşünüyorsunuz. Peki bu hükümetten beklentiniz nelerdir? Daha çok gençlerimize yönelik. Yani okullara öncelik verilmeli. Daha çok okullar yapılmalı, üniversiteler yapılmalı. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Genç arkadaşımız görüşlerini belirtti. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çekimlerimize devam ediyoruz efendim. Yani yukarı tükürse bıyık, aşağısı sakal hesabı oldu. Hani çok yorum yapamayacağım onunla ilgili de. Hani ne yapılacağını onlar daha iyi bilir. Ama şu anki görüntü hoş değil. Peki bu ekonomiyi şu anki hükümet bu hale getirdi. Bu hükümet bu ekonomiyi düzeltebilir mi? Şu an zor görünüyor. Peki ne olmalı? Yani farklı şeyler denenmeli yani. Üsttekilerim değişecek, nasıl olacak bilmiyorum. Değişir mi? Yeni bir seçim mi oldu efendim önümüzde 6-7 ay önce? Halk böyle bir tercih yaptı. Yani değişeceğini sanmıyorum. Bu şekilde devam edecek. Ama üzülerek söylüyorum ki. Ne kadar sürer size tahmininiz? Vallahi bir erken seçim olur belki. 4-5 sene yine bulur ama. Ya 4 yıl sonra önümüzde yeni bir seçim var. Erken seçim olursa da erken oluşmalı diye düşünüyorum. Ama şu anki mevcut sistem sürer gibi geliyor en az 4 sene daha. Yani halk acı çeker mi diyorsunuz bu sistem böyle devam ederse? Acı çekenler de var. Yani mutlu mesut yaşayanlar da var. Her haber kanalı farklı haber gösteriyor. Kime güveneceğimizi artık bilmez hale geldik. Dolayısıyla tam da hani Türkiye'de orta sınıf kalmadı. Ya fakir ya zengin var. Ya şöyle diyebilir miyiz? Örnek çıkmaz hepsi diye tabir edilen vatandaşlar büyük pazarlardan, alışveriş merkezlerinden, çıkışlarından çıkmaz hepsi diye tabir edilen ya da pazar yerlerinden akşamları kapandıktan sonra bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane vatandaşımızın bile böyle bir şekilde toplaması insanın canını yakmaz mı efendim? Çok üzücü, çok üzücü. Yani gerçekten aç bir toplum da var ama diğer taraftan bakıyorsunuz AVM'ler full. Gece restoranlara gitseniz full. Bir de o açıdan da bakmak lazım. Hani dediğim gibi bir ortası kalmadı. Çok fakir insanımız da var. İnsan çok üzülüyor. Yani bunun toparlanması için kimin öncülük yapması gerekiyor? Muhalefetin mi, sivil toplum örgütlerinin mi? Nelerdir yani? Halkın önüne kim önce olacak? Muhalefete güveniyor musunuz? İşte sağlam muhalefet de yok yani. Zaten olsa şu an daha farklı olurdu. Hükümet de değişebilirdi. Ama sağlam muhalefet de yok. Yani şunu diyebilir miyiz? Yani %47-48 oy alıyor. Neden geriye kalan %3 oyu toplayamıyor? Muhalefet için bunu diyebilir miyiz? Tabii. Söylenebilir. İşte bir güvensizlik var. Yani kararsızlar var. Halkta güvensizlik var. Halkta güvensizlik var. Kararsız bir halk kesimi var. Hani ortada yani. Yani bu hükümet değişmeden de bu ekonominin değişeceğini düşünmüyorsunuz tahmini. Yani bu şekilde devam eder. Değişmez gibi mi geliyor? Çünkü önlerini görmüyorlar. Yani yukarıda olduğu için aşağısını pek göremiyorlar yani. Mehmet Şimşek şu anda herhangi bir şekilde ülke ekonomisi üzerinde herhangi bir açıklamaları olmuyor. Olsa da dahil hep sürekli bir zaman istiyorlar, zaman istiyorlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da istiyor bunu. Mehmet Şimşek sürekli diyorlar ki bu zaman, bu zaman ama o zaman geliyor. Daha kötü olduğumuzu görüyoruz. Ne olmalı? Yani Cumhurbaşkanımızın her şeye ekonomiye karışmaması lazım bence. Yani ekonomiyi Mehmet Şimşek'in yönetmesi lazım. Yani birilerinin ekstra onlara müdahale etmemesi lazım. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasıl dedi?
olmaz faiz dedi, %8 indirdi, dolar 30'a çıktı. Sonra Gaye Hanım'ı getirdi, sağ olsun Gaye Hanım 45'lere getirdi faizi, onu görevinden aldı. Yani Gaye Hanım başarılı gidiyordu ama ne olduysa istifa etti açıkçası. Hani işte yukarılarda rüzgar sert esiyor anlaşılan, hani kimse de ayakta duramıyor. Bu rüzgara halka ayak uydurabiliyor mu? Biz zaten uyduramıyoruz. Yani insanlarımızın işte zaman geçirmek için hipodroma geliyor. İşte gezmeye gidiyor. Ama dediğim gibi varlıklılar da var. Dediğim gibi restoranlarda yer bulamazsınız akşam. Ya %5 diyebiliriz. Şu gün baktığında %63 asgari ücretle çalışan bir toplumdan bahsediyoruz efendim. %63. Yani dünyada mümkün değil böyle asgari ücretle %63 çalışan bir toplum. Onu da 17 bin lira. İnsanlar ev kirası veriyor 8-10 bin lira. Yani çocuğu okuyor. Bu nasıl olacak yani, bu sistem nasıl düzelecek yani? Vallahi geçim çok zor yani artık. Yani bugün baktığında da bugün ben röportajlarımızda halkın buraya gelişinde şunu söyleyen ablalarımız, kardeşlerimiz var. Diyor ki al diyor, içerisi diyor en güzel örnek diyor. Şöyle veriyor örneğinde, insanlarda para yok diyor. Bir umutla diyor buradan bir şey tuttururum, bir şey alırım umuduyla diyor. Örneği burası diyor. Tabii o şekilde gelen de çok var. Zaman geçirmeye gelen de var ailesiyle. Yani ekonomik şartlar çok yüksek olmadığı için en azından buraya gelip zaman geçirmek amacıyla da gelen var. Bir de umut dünyası olarak gelen var. Yani halk olarak zor durum. Zor diyorsun. Son sözleriniz varsa Güneş Akaya TV'ye alabiliriz. Umarım bir gün her şey düzelir. Güzel günlerimiz olur. Şu an çok güzel görünmese de zamanla belki toparlanır. Toparlansın diye umuyoruz. Gençler uyuşturucuya düşüyor, uyuşturucu satıyor, şunu yapıyor. Yapacak çünkü başka bir şey kalmadı. Bize imkan bırakmadılar yani. İş yok, güç yok. Zor zor. Çalışmayan adam evinin kirasını nereden versin? Ekmeği nereden alsın? Sigara parası olsun. Çocukları okula gidiyor, harçını nereden versin? Çocuğun okul kıyafeti, okul çantası, kitaplarıdır. Doğru abi. Zor zor. Son sözleriniz varsa, düşünceleriniz, son sözleriniz. Adalet istiyoruz. Aynen, adalet istiyoruz. İnsanlık istiyoruz. Biz de yurt dışındakiler gibi yaşamak istiyoruz. Onlar nasıl çalışmadan, onlar çalışmıyor bile, devlet onlara bakıyor. Bizim burada öyle bir şey yok. Çalışmasak oturacağız burada, para toplayacağız yani. Biz de onlar gibi yaşamak istiyoruz yani, bizim de yaşama şeyimiz olsun. Şu an dünyada en güzel Türkiye. En güzel yer Türkiye ama hiçbir şey yaşamıyorsun. Onu düşünmen lazım. Onu da yapacağız Allah'ın izniyle. He. Buradan Cumhurbaşkanımıza selamlar olsun. Allah'a emanet abim benim. Teşekkür ederim, ağzınıza sağlık röportajınız. Arkadaşlar bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın.